Her şey Rusya ile Türkiye arasındaki uçak kriziyle başlamıştı. Onun ardından artan terör olaylarıyla birlikte yabancı turistin bu yıl Türk sahillerinden ayağını kesmesi bekleniyor. Bekleniyor beklenmesine ama turistik bölgelerde yerli turist de olmayacak gibi. Bakın neden. %10 piyasada bir otellerin fiyatlarında artma gözüküyor. Rus gelmiyorsa yerli halkımız gelsin. Otel fiyatları %10 zamlandı. Yerli turistin ucuz tatil planları bir başka yaza kaldı. İndirim yapmaları gereken yerde daha çok müşteri kaçıracaklar ama gelen de gelmeyecek bu sefer. Rusya ile uçak krizi ve artan terör olayları Türkiye'ye yabancı turistin rağbetini düşürdü. Otellerin Ruslar başta olmak üzere yabancı turistten umudunu kesmesiyle yerli turiste ucuz tatil fırsatı doğmuştu. Yabancı turistlerin bu sezon Türkiye'ye rağbet etmeyeceği söylentilerinin ardından yerli turistler Türk kıyılarında işte böyle rahatça ucuz gezeceklerini hayal etmişlerdi. Fakat oteller %10 zam yapınca o hayaller de tuzlu sulara gömüldü. %10 piyasada bir otellerin fiyatlarında artma gözüküyor. Ama dediğim gibi yani bu kimi otellerde %10, kimi otellerde %20, kimi otellerde eksi fiyatlarla da gelebiliyor karşımıza. Hep artıyor zaten. Değişen bir şey yok. Hadi Antalya falan ucuz diye oraya gitmeyi düşündük ama böyleyse herhalde gidemeyeceğiz. Yabancı turistin gelmemesine rağmen otellerin zam yapmasının nedenlerinin başında artan döviz fiyatları geliyor. Yurt dışındaki gelen turist döviz ile ödüyor. Otellerde bütün bütçelerini dövizle yapıyor. Dolayısıyla bir sene içerisinde döviz kurundaki biraz yukarı çıkma TL bazında aynı şekilde fiyatlara yansıyabiliyor. Belki sizin o gördüğünüz hani artış gibi gördüğünüz biraz aslında kur bazında çok da artmış sayılmaz diyelim. Bu sene de böyleyse böyle katlanacak o da. Sesini çıkarmayacak. Zincir otellerde hani 7 tane oteli varsa zincir otelin doluluğa göre bir kısmını açıyor, bir kısmını açmıyor. Yani oteller daha çok doluluğa oynayıp dolayısıyla da fiyatları aşağı çekmektense otel operasyonlarını daraltmayı tercih ediyorlar. Ben herkes gezerken gezmiyorum zaten. Türk insanı ne yapıyorsa tersini yapıyor. Turizm acentesi işletmecisi Cenk Alptekin, yerli turistin bu yıl evde kalmaması için elini çabuk tutmasını önerdi. Oteller yani doluluklarını fiyatları çok fazla indirmeden erken ödeme kampanyalarına %25, %30, %40'lara varan erken ödeme fırsatlarıyla bunları tüketiciye aslında ulaştırıyor bir şekilde. Dolayısıyla erken ödeme şu anda devam edecek. Bütün halk da gezsin madem öyle turist Rus gelmiyorsa yerli halkımız gezsin. 1300 lira 1500 lira maaştan çalışıp da yemeği o parayı artırıp da tatile gidebilirsem ben bir dünya rekoru kırarım herhalde.